2 dakikalık yolumuz kaldı. Ev şurası ya, 5 dakika daha yürüyeceğiz. Ayşe bende bozuk para yok. Yok. Ya Ayşe çok susadım. Çok ya, şuradan 2 dakika marketten alsak ne olacak? Aha bozuk para buldum. Al işte bak bozuk para. Allah'ım ne kadar çalsayım, ben su almaya gidiyorum. Dur. Gidemezsin su almaya. Niye? Hayır, bu parayı harcayamazsın. Ne demek harcayamam canım, Allah Allah, buldum harcayacağım. Bizim paramız değil ya Ümit, hani birisi düşürmüştür belki evine girerken, çevrede evler var. Biri kaybetmiştir falan, belki gelir. Ne yapalım Ayşe? Ha? Bu para için şimdi gidelim polise mi şey yapalım? Adamları boşu boşuna 50 lira için 2 saat oyalayalım mı? Tutanak tutacaklar, bize soru soracaklar, bir sürü burayı tarif ettirecekler. Hayır, tamam polise gidelim demiyorum. Tabii ki 50 lira için de ya, biz kendimiz harcamayalım. Sonuçta biz bu parayı hak etmedik. Hani çalışmadık, kazanmadık yani. Bizim paramızda değil yani sonuçta. 50 lira. Evet. Yasa bunun için. Bak eğer harcayacaksan da... Of Ayşe ya, 50 lira için ne kadar çok konuştun ha. Yani ne olacaktı, gidecektik bununla marketten 2 tane meyve suyu, meşrubat bir şey alacaktık. Sen de ben de mis gibi içecek, serinleyecektik. Ya meşrubat alacak bizim paramız var mı Ümit? Var değil mi? Var. Var. Bu değil, kendi paramızdan bahsediyorum. Var değil mi? Biz bu parayı hak etmedik, kazanmadık, yolda bulduk. Bu başkasının parası. Yani tamam 50 lira küçük bir rakam olabilir ama bu parayı kendimiz için harcamamız doğru olmaz. Olmaz. E tamam Ayşe, ne yapacağız peki o zaman bu durumda? Gideyim yerine mi bırakayım, bulduğum yere mi bırakayım? Belki kötü niyetli birisi alacak bununla, kötü şeyler yapacak. Ben harcamasam başkası zaten her türlü harcayacak bu parayı. Bırakır mı zannediyorsun orada? Tamam haklısın, ben bir şey demiyorum. Doğru, 50 lira yani bulan tabii ki alır ama ben doğru olanın şu olduğunu düşünüyorum. Hı. Şimdi bu paraya gideceğiz. İhtiyacı olan birine vereceğiz ya da ne bileyim. Çocuklara bir şey alacağız. Çocuklara söyleyeceğiz. 50 lirayla hangi ihtiyacı karşılayacağız acaba? 50 lirayla... Çocuklara bir şey alabiliriz Ümit'ciğim. Çocuklara. Mesela dondurma alabiliriz, çikolata alabiliriz. Tamam mı? Hani onlara harcayalım. İyilik yapmış olalım. Anlatabiliyor muyum? Hadi gel benimle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu parayla çocuklar da olmaz. Çocuk belki. O da tam değil. Gül bak çok güzel bu. Ne bu? Kuzolak buldum. Bunu süsleyebiliriz. İyi fikir Ece, onun yanında tut da eve gidince boyayalım. Tamam. Hadi top oynayalım seninle. Aa, olur. Hop. Ay. Hop kızlar, galiba bu top size ait. Hı hı. Güzel. Tamam, İyi kolay gelsin. Evet bak, iki tane çocuk bahçede oynuyor, görüyor musun? Ne kadar tatlılar. Hem tanıyoruz da bak, Gül'le Ece. Komşuların kızları. Ha, bunları mı? Allah'a emanet, şuradan dondurma alalım işte kızlara. Gel. Bir işe yarasın para. Kızlar size birazdan sürprizimiz olacak herhalde. Ne sürprizi? İşte bak, markete geldik Ümit. Buradan bir şey alalım işte çocuklara. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Biz çocuklara uygun bir şey almaya geldik. Dondurma da mı satıyorsunuz? Hı-hı. Ay Ümit, dondurma da satılıyormuş. Bak çocuklara dondurma alalım. Çok türümüz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Çilekli var, muzlu var, karamel. Fıstık ve portakallı var. Neyli istersiniz? Ya biz şuradaki kızları alacağız da top oynayan çocuklara. Acaba neyli yerler bilmiyorum. Ya ne bileyim, kızlar genellikle çilek severler. Çilekli olur. Tamam, o zaman biz birer tane birer top çilekli bize iki dondurma verir misin? Tamam. Ve muzlu. Biraz az oldu. Koyalım. İki tane dondurma hazır. Çok teşekkürler. Ödemeyi arkadaşım yapacak, ben bunu kızlara götüreyim. Tamam. Evet, yapalım ödemeyi. Şöyle bu, şuradan buyurun. Ama bana 100 lira gerek. Bu bir tane dondurma için. Ablacığım tamam, kızma, ne bileyim ben. 100 lira! Bu zamanda bir tane dondurma 50 lira mı olmuş? Bu neymiş arkadaş ya? İki dondurma aldığımız iki. Al tamam, 100 lira şuradan al. Yeter mi? Bu ne için? Alın, çocuklar için sıkma portakal suyu. Ha. Peki tamam, teşekkürler. Sonuçta o para da çocuklara gitmiş oldu. Kolay gelsin.
Görüşürüz. Kızlar. Aa, alın bakalım. Ayşe abla. Ne bu? Size dondurma getirdik. Bizim için mi? Evet evet, afiyet olsun. Al. Çok teşekkür ederiz Ayşe ve Ümit abla. Afiyet olsun. Marketçi ablanız size bir de şu portakal suyunu da gönderdi. Az kalsın 50 lira tekrar bende kalıyordu çünkü 2 dondurma 1 liraymış. Buyurun içersiniz. Olsun. Gördün mü? Bak ne güzel çocukları sevindirdik. Çok güzel oldu. Sevindiniz mi çocuklar cidden? Beğendiniz mi? Mutlu musunuz? Afiyet olsun. Hadi gidelim.